Taha Akyol, İsrail ve Müslümanlar. İsrail iki gün önce Hamas lideri İsmail Haniye'yi Tahran'da, Hizbullah'ın askeri liderlerinden Fuat Şükür'ü de Beyrut'ta öldürdü. Temmuz ortalarında, Gazze'deki El Mevasi mülteci kampına yaptığı saldırıda 90 kişiyi öldürmüştü. Bu saldırıda, Hamas'ın askeri lideri Muhammed Deyfi'de de öldürdüklerini dün açıkladılar. İsrail faşizminin katlettiği Gazze'li Müslüman sayısı, Çoğu kadın ve çocuk, 40 bini buldu. Gönüllü olarak Gazze'ye giden Amerikalı doktor ve hemşeriler Biden ve Harris'e gönderdikleri mektupta insani kaybın aslında bunun iki misli olduğunu belirterek İsrail'den desteğin çekilmesini istediler. Biden okuduğunu anlayacak durumda mı bilmiyorum ama vicdanının çoktan bunadığı kesin. İsrail faşizmi ABD'nin sorumsuz ve ahlaksız desteğiyle ve batıda aşırı sağın yükselmesinden de yararlanarak tam Hitlervari bir soykırım suçu işliyor. Müslümanların perişanlığı, İsrail'in katlettiği bütün isimler itikadımca şehittir. Hepsini rahmetle anıyorum. Hamas ve FKÖ Vietnam ve Cezayir gibi milli kurutuluş savaşı vermektedir. 22 Kasım 1967 gün ve 242 sayılı BM Güvenlik Konseyi kararına göre Gazze, Batı Şeria ve Doğu Kudüs İsrail toprağı değildir. 1967 sınırları haricinde İsrail işgalcidir. Filistin örgütlerinin sivillere hedef alması kesinlikle yanlıştır ama bir devlet içinde meşru otoriteye karşı isyan etmiş değiller, işgalciye karşı savaşıyorlar. Müdafai hukuka denk görülmesi kabul edilemez. Bu yöndeki beyanlar, müdafaa hukuk hareketini yeterince bilmemekten kaynaklanıyor. Filistin sorununda asıl üzerinde durulması gereken gerçek, her çatışmadan İsrail'in kazançlı çıkmasıdır. Haniyenin kalacağı binaya iki ay önce bomba yerleştirerek onu öldüren, nokta vuruşlarıyla direnişçileri katleden İsrail'in istihbarat ve teknoloji üstünlüğünün yanı başına İslam dünyasının asırlar içinden gelen geri kalmışlığı ve perişanlığı var. Bilim ve teknoloji faktörü Birinci Dünya Savaşı sonunda İngiltere'nin fanatik evanjelik başbakanı Lloyd George hükümeti Filistin'e Yahudi göçmen yerleştirmeye karar verirken bir sorun ortaya çıkmıştı. O çöllerde Avrupa'dan, Amerika'dan gelecek Yahudiler nasıl beslenecekti? Siyonist tarım mühendisi Aaron Aronson, 10 yıl süren çalışmalarının sonunda Filistin topraklarında yetişebilecek yabani buğday türünü Herman Dağı eteklerinde bulmuştu tohumu ıslah etmek bu sorunu çözdü. Filistin'de milyonlarca nüfusun yaşayabileceğini göstermesi üzerine Yahudi göçük sel gibi aktı. Sonuç malum, Araplar 1967 ve 1973 yıllarında Mısır, Ürdün ve Suriye ittifak ederek ve Suud'un mali, Irak'ın askeri desteğiyle İsrail'le savaştılar. Amerika'nın İsrail'e olan desteğine karşılık, Sovyet Rusya'da Nasır'ın Mısır'ını ve Basın Suriye'sini ileri askeri teknolojiyle teçhiz etmişti. Fakat İsrail stratejik sevk ve idare üstünlüğüyle savası kazandı, topraklarını dört kat büyüttü. Mısır, İsrail saldırısını Sina Yarımadası üzerinden bekleyip radarlarını ona göre kurmuşken, İsrail uçakları Akdeniz'den uçarak radara yakalanmamış, Mısır hava sahasına batıdan girerek Sina'daki bütün Sovyet yapımı Mısır uçaklarını yok etmişti. Merhum hocamız Fahir Armaoğlu, 1973 savaşında, İsrail mevzilerini Mısır'da görevli Rus pilotların bombaladığını belirtir. Hiçbir Arap ülkesinde İsrail'e direnecek mecal kalmamıştır. İslam dünyası, bugün İsrail faşizmini caydıracak askeri teknolojik güce ve o gücü taşıyabilecek ekonomiye sahip tek Müslüman ülke yoktur. Müslümanlar artık eksiklerinin hamaset değil, rasyonel düşünme ve bilim zihniyeti olduğunu görmek zorunda. İsrail ancak diplomasiyle durdurulabilir. Batı'da demokratlar İsrail faşizmine karşı çıkıyor. Fakat batıdaki demokratların gözünde İslam dünyasının ve hatta Türkiye'nin durumu nedir? Türkiye'nin ABD senatosunda ve Avrupa'da eksiden sahip olduğu dostları ve etki gücü bugün var mı? Orta Doğu'da hakemlik ve Suriye ile İsrail arasında ara buluculuk yapan Türkiye'yi düşünün. Bir de bugünkü Türkiye'yi. Gerçi Erdoğan oraya da gireriz dedi ama bu bir iç politika söylemiydi. Bir daha da tekrarlamadı. Dışişleri uyarmış olabilir. Düşünün ki Türkiye ortağı olduğu F-35'leri işe yaramayan S-400 uğruna elinden kaçırdı ama İsrail F-35'lere sahip, Yunanistan da sahip olmak üzere. Biz eski F-16'ları hala alamadık. Bu çok şeyi anlatmıyor mu? Bir musibet bin nasihat derler. Bunca musibet Müslümanlara nasihat yerine geçsin bari.